İmam Azam Efendimiz bir Yahudi ile komşuydu. Komşusunu hiç incitmez, hasta olursa yukarı geçmiş olsun der. İyiliğiyle onu imana getirin diye çalışıyor tabi. O da onun hastalığına gelirdi. Hastalığına geldiğinde evde müthiş fena okan bir koku var. Ama affedersiniz, insan pisliğine yansıyor. Ya imam dedi, çünkü kötü bir necis kokuyor. Siz taşlığa giremediniz mi de yıkımı oturdunuz. Yok dedi, taşlığa girdi. Bu ne yeri? Bir şey de yapamadım, kıranlarımı kaldırdım dedi. Bilmiyor. Allah'ın sevası söyle, bu koku ne budur, bilmiyorum dedi. Dedi ki, koşumu incitmeyin, karahsinimden esrarayı deyik, kötülük girenlere iyilik edeyim deyik. Sizin çocuklar beni beğenmediler de, daha evim orasını geldiler de, oradan içeriye abdest yapıyorlar ahıra. Ahırda günde külüt yıkıyorum, üç gün yıkmış, her selesiye kaldırıp dışarıya döküyorum. Yani hastalığından kalkıp onu külüyle örtemedim de, billahi talibam, ne haber vermedim bana. Nereye böyle bizim dinimizle kötülük edenler, iyilik edenler. Sırman katafak, bahtı anlan zalemek, bahtı men haramek, lahsin men esayileri. Hepsini yiyemem, bitiremem, tüketemem. Onun için hem de rahatsızım. Bu hadisin sonunda lahsin men esayileri, kötülük edene iyilik edilir o da. Onun için. Billahi ya imam ne ödetildi ağları. Onlar nasıl peygamberimiz, nasıl dinimiz, nasıl daha bulunuz varmış ben iman edeceğim dedi. Buyurun, buraya yapınız buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. Öyle ahlaklı ol, öyle güler yüzü tatlıcı, yavur bile dize geçsin, yavur imanesin. Ne güzel Müslüman bunlar değil. Böyle olacak Müslüman olanlar yavrum. Evine vardı, nereye siz oraya geldiniz de oradan abdest yapıyorsunuz da bana demediniz. Sen sevmiyordun, bunlar İslam, bunlara hakaret edilmek lazım diyordun. Biz de hakaretimizi yaptık. İyi bir şey yaptınız terbiyesizler. Ben iman ettim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Düşün ardıma. Düştüler, geldiler. İmam-ı Azam'ı onda hep iman ettiler. İşte insan kötülüğe iyilik ettin mi? Balık bilmezse Halik bilir hususun. Herkes onu kimse takdir edemez. Zamanlar geçerse takdir edenler, ondan sonra onların da irşadına sebep olunur. Evet kardeşim, ihtimal-i cefa-i min cemî-il enam, cemî-i nâs'ın eza ve cefasına tahammül. Bilin geri Mevlana Halid Efendimiz daha, ve terkil mecâlesetis süfahâi vel hevâm, ve terkil mücâlesetis süfahâi vel hevâm, ibare düzgün olsun. Beyinsiz ve kendini bilmez kimselerle oturup kalkmayı terk et. Kendini bilmez, fena kimselerle oturup kalkmayı terk edin. Ne olur da onun kalbinin siyahı senin kalbine geçer. Üstadımız her zaman konuştu da, teberrüken ben onun ruhu şad olsun diye konuşuyorum. İstanbul'da kelamı girgahındaydık diyor. Ayasofya'da namaz kılınırdı, o zaman açıldı diyor, gittik namaz kıldılar diyor. İhvanlar hep çıktılar, birisi Beylerbeyi'nden Adil Bey'de diyor, orada kalmış da mevlüt okumanın için okunacakmış, onu dinleyeyim diye. Karşısında tarikatı inkar eden bir mülki bir tarikat varmış kalbi kuasi. Onun böyle sükutu oturduğunda onun kalbindeki siyahlık uzaktan kalbine geçmiş.
anlamaz mı? Kalbi, ruhu, sırrı, hadisi, ehvası, nefsi, zikri, kulisi, tosmu, saniye, nefsi zikri denemişmiş. Lakin vurmuş, degirmenin şeyine, oruğuna taş atmış da suyu durdurup tutuyor, kalmış. Üstazımıza varmış efendim. Levulham, beşim, hep zikrederdi. Şimdi ise durdu. Gözünü yumunca, Sayın Sofya'ya mı geçtiniz? Evet efendim. Onlarımız geldi ve orada mı kaldınız? Evet efendim. Görmüştü de, görüyor tabii. Ondan sonra orada rabıtasız mı oturuyordun? Rabıtayla oturursan hiçbir şeyin zararı olmazmış. Ne kadar senin için diyordun, ne kadar mülkir münafiğin içinde oturursan otur, efendim hatırda bulunduğu müddetçe hiçbir şey olmaz. Çünkü onların ruhları kılıç kınından çıkmış gibi olur. Ruhaniyetlerine daha çok daha sayılır, çok da faydalanır. Ama şimdi denilmez bunlar. Çünkü ben Arap'ta hoca, bana Arap'ta hoca, 4 tane kişi çıktı şimdi ortaya. Onun için bize de Ömer Bey'e, size de şey diyorlar, yemin ettirme, önden alçak kimse yok, hepinizin ayağını tutuklayayım. Ben öyle bir şeyleri hiç kabul edemem. Ben ancak diyemişliğimi yapabilirsem yeter. Gel kapı, biş kapının alt eşiği Paris'i de. Kapının alt eşiği gibi olur, çığlanır, seslenmez ama dermiş derler. Diden bir yer, sen oğlum o işe sohbetin başlasan bak dedi, ne oluyor bilmiyor ki taraf başımıza ya. Ondan sonra mürit diye kime derler. Bütün bu şeyde kitaplarımızda yazılı yavrum. Yani bir kitabımız var, bunda yazılı. Ne diyor? Mürit'te 20 sene amel defterine günah yazılmayan kimseye derler. Efendimiz hiç kimseye derviş ve mürit demezdi, salik derdi. Yani o yola silöt ediyor manası. Yalan söyleyemezdi çünkü filan. Şöyle dervişimiz şöyle. Hiç kimseye halife kârı vermedi yalanlar. İdare kârı bende 5 tane var. 49 sene evvel vermişti. Kendimde mevcut da. Yeniden İstanbul'a gittim. Vekilimsin, vekilimsin, vekilimsin. Üç defa Hasan Efendi. Ömer Bey. Böyle hep batmış Nevşehir'le Lütfü Efendi tarihi hakkı. Şeyini çıkarmış. Yeniden oraya yazarmış böyle Efendimiz. Medine'de de 2 sene bir vardığımda Hasan Efendi vekilimsin, vekilimsin, vekilimsin. Diye Ömer Bey. Demiş dışarıya çıktı. Bunu başkalar oturursa diyelir. Şimdi Ömer Bey dedi zaman bu gelmiş böyle diyor sana hiç demez. Yani korkarken ise o kadar alçak durumla, o kadar ilgildiğimle, o kadar günahlarımla kendime nasıl ilgildiğim. Üçüncü sene vardı. Gelecek sene yine gel dedi. Başka isim aldım. İsmin ne? Mehmet Akış. Aynen geldi bana ona da dersin ismi. Bu hafif yine. Bir işe namaz dedi Ömer Bey. Mahmut, yeğenimiz Allah kendinden 100.000 defa razı olsun. Sonra efendim, amca benim size isteyin. Akınları tekrardan konuştular. Elinde de şöyle yavaş tutun böyle şöyle kokla şöyle sırtla ne olmaz ki hiç bakmıyor dedim bağlı elinin içine elini koyduydu kokla ve kendimizin elimizi sıktı 15 yaşında da diğerin anına gibi kevcanın kuvvet oluyor parmaklarımız birbirine kavuşuyor böyle bir görüştü Hasan Efendi bir daha vedalaştık. Bir daha vedalaştık. Ben bir daha gittim. Şöyle bir yaşadık. Hasan Efendi bir daha geldim. Şeyin getirdiğinde olur mu böyle? Yine vedalaşalım.
öğretmenlerime 3 sene biz kayyadan bilet alıp gidemeyeceğimiz spor kıyısına gidiyormuş. 3 defa vedalaştık, 3 sene yaşadı. Kendi vefat etti, biz anlattık dünyada. Dedi ki, Kıbrıs'tan yanında, rakibimsin, rakibimsin, rakibimsin.